Bize şu soruluyor. Bu blok dizisini hangi denklem tanımlar? Yani bulmak istediğimiz şey şu. Eğer mesela x'in 10'a eşit olduğunu biliyorsam kaç tane blok olacak? Peki, şimdi buradaki örüntüye bakalım. Buna göre dizimizin ilk terimi veya ilk nesnemiz veya buradaki bloklarımızın ilk örüntüsü burada sadece bir tane blok var. İzin verin yazayım. Terim ve daha sonra kaç tane blok olduğunu yani blok sayısını da buraya yazalım. Şimdi ilk terimimiz bir tane blok vardı. Ve daha sonra ikinci terimimiz. Bunu da yazacağım, bulunsun. Burada ne oldu? Bu da ilk terimimiz gibi gözüküyor. Ancak buraya 4 bloktan oluşan bir sütun ekledik. Yani burası 1 artı 4 gibi. Dolayısıyla burada 5 blok olacak, öyle değil mi? Buna 4 ekledik. Daha sonra üçüncü terimimizde ne oldu buna bakalım. Üçüncü terimde ne oldu? İkinci terim gibi gözüküyor. Ancak buraya 4 bloklu bir sütun daha ekledik değil mi? Buradaki sütunu ekledik. Sol tarafına ekleniyor olduklarını düşünebilirsiniz. Buna göre 4 blok daha ekledik. Şimdi 9 tane blok var. 9 tane blok yani her seferinde 4 blok ekliyormuşuz gibi görünüyor. Ve dördüncü terimimizde de aynı şey. Üçüncü terim buradaki bu. Üçüncü terim böyle gözüküyordu ve daha sonra buraya 4 bloklu bir sütun daha ekledik. Buna 4 tane daha ekledik yani 13 tane blok oldu. Yani dördüncü terimimiz 13. Şimdi bloklara bakarak veya sayılara bakarak bir formül bulabiliyor muyuz? Birlikte düşünelim. Bunu düşünmenin bir yolu, diyelim ki x 1'e eşitken sadece bir blok var. Daha sonra x 2'ye eşit olduğunda bir tane dörtlü sütun ekledik. Buna göre bu x 2'ye eşitken bir tane dörtlü sütun var. Daha sonra x 3'e eşitken iki tane dörtlü sütun var değil mi burada? Ve hatta x 1'e eşitken sıfır tane sütun olduğunu da söyleyebiliriz öyle değil mi? Hiç yoktu hiçbir şey. Dört bloklu sütun yoktu değil mi? Ve daha sonra x 4'e eşit olduğunda 3 tane sütunumuz vardı. Orada 3 tane sütun var x 4'e eşit olduğunda. Buna göre buradaki örüntü nedir? Veya bize bir terim verildiğinde sahip olacağımız blok sayısını nasıl ifade edebiliriz? Peki, görünüşe bakılırsa her zaman bir tane blok olacak. Öyleyse bunu yazayım eğer blok sayısını yazarsam, izninizle şöyle yazayım, blok sayısı görünüşe göre her zaman bir tane olacak değil mi? Burada var, orada da var, burada da var, burada da. Görünüşe göre her zaman belli bir sayıda 4 bloktan oluşan sütun artı 1 blok var. x1'e eşitken 4 bloklu sütun yok. x 2'ye eşitken bir tane sütunumuz var. x 3'e eşitken iki tane sütunumuz var. Yani x herhangi bir şeye eşitken o sayıdan bir tane az sayıda sütunumuz var gibi görünüyor. Buna göre bu x eksi 1 olacak öyle değil mi? x2 olduğunda x eksi 1, 1. x3 olduğunda x eksi 1, bakın tam buradaki x eksi 1. x2, bu da x eksi 1. Bu x eksi 1, bu x eksi -1. 1 ve x eksi 1 bize sütun sayısını veriyor, öyle değil mi? Burada 1, 2, 3 tane sütun var. Burada 1, 2 tane sütun var. Burada sadece 1 tane sütun var. Burada 0 tane sütun var. Yani ilk terim için bile geçerli. Ve bu sütunların her birisinde buradaki x eksi 1 sütun sayısıdır ve burada her sütunda 4 tane blok var. Buna göre bu sütun sayısı çarpı 4'tür öyle değil mi? Bu sütunların her birisi içinde 1, 2, 3, 4 tane blok barındırıyor. Buna göre büyüme örüntüsünü tanımlayan ifade budur. İzin verin bunu biraz daha sadeleştireyim. Eğer 4'ü x eksi 1'e dağıtsaydım blok sayısı eşittir 1 artı 4 çarpı x. 4 çarpı x 4 x'tir ve daha sonra 4 çarpı eksi 1 eksi 4'tür. Yani bu blok sayısına eşit. Evet blok sayısı ve bunu biraz daha sadeleştirebiliriz. 1 var ve eksi 4 var. Yani 4'ü bundan çıkarıyoruz. Yani bu 4x eksi 3'e eşit olacak. Bu x'inci terim için blok sayısıdır. Buna göre eğer 50. terimdeysek 4 çarpı 50 olacak. Bu 200'dür. Eksi 3 yani 50. terimde 197 adet blok olacak. Bunu başka bir yolla da yapabilirdiniz diyebilirdiniz ki bakın her seferinde 4 ekliyoruz bu doğrusal bir ilişkidir ve bunu birleştiren doğrunun eğimini bulabilirdiniz ancak doğrumuzun sadece tam sayılarda tanımlı olduğunu varsayalım bu biraz karmaşık gelebilir ancak bu düşünebileceğimiz bir yol her seferinde bir blok ekledik topladık veya her bir terim eklediğimizde 4 blok ekledik. Yani bunu bu şekilde yazabiliriz. Delta bu üçgen değişim anlamına geliyor. Delta bloklardaki değişim bölü x'teki değişim anlamına geliyor. Evet, bunu tanıyor olabilirsiniz. Bu eğim. Ve eğer bilmiyorsanız üzülmeyin. Eğer eğim size tamamen yabancı bir kavramsa bu videonun ilk kısmında yaptığımız gibi soruyu çözebilirsiniz. O da tamamen geçerli ve doğru bir yol. Ve umuyorum ki eğimin ne olduğuna ilişkin bazı bağlantılar kurmanıza yarayacak. Buna göre bloklardaki değişim için x'teki değişim nedir? Yani x 1'den 2'ye gittiğinde yani x'deki değişim 2 eksi 1. Evet 2 eksi 1 olacak. 1 arttı değil mi? Blok sayısındaki değişim neydi? 4 olacak veya 5 eksi 1 ve bu neye eşittir? Bu 4 bölü 1'e eşittir ve bu da 4'tür. Biraz kaydırayım. Buna göre bloklarımızdaki değişim veya x'deki değişim 4'tür veya eğimimiz 4'e eşittir. Yani eğer bu denklemi bir doğru çizerek oluşturmak isterseniz, izin verin bunu yazayım. Blok sayısı eşittir 4 çarpı ilgilendiğimiz terim, örüntümüzdeki terim artı bir sabit olacak buradaki bir doğrunun denklemi. Eğer bu size tamamen yabancıysa bu videoda daha önce yaptığımız yolla yapın. Şimdi bu sabiti nasıl buluruz? Peki. Buradaki terimlerimizden bir tanesini kullanıyoruz. Bir tane olduğunda ilk terimimizde sadece bir tane blok vardı. Şimdi bunu burada yerine koyalım. Buna göre ilk terimimizde burada bu b olacak. Sadece bir tane blok vardı. Yani 1 eşittir 4 artı b elde ettik. Eğer bu denklemin her iki tarafından 4 çıkartırsanız, yani iki taraftan da 4 çıkarıyoruz sadece. Ne elde edersiniz? Sol tarafta 1 eksi 4 eksi 3 ve bu eşittir. Bu 4'ler gitti. Bu b'ye eşittir. Buna göre bir doğrunun denklemini elde etmenin başka bir yolu. B'yi bulduk. B eksi 3'e eşittir. X'teki belli bir değişim için blok sayısının ne kadar değiştiğini söyledik. Bu X'teki bir değişim için blok sayısındaki değişimdir ve bunun her zaman 4 olduğunu gördük. X'teki her birim değişim için 4 değişiyor. X 1 ile değiştiğinde 4 değişiyor. Bu bize eğimimizi verdi. Ve daha sonra neyi bulduk? Eğer bunu bir doğru olarak görürseniz sadece tam sayılarda tanımlı olmakla birlikte aslında pozitif tam sayılarda daha doğru olacak. Bu durumda bunu da y kesme noktası olarak görebilirsiniz. Bu sabitin değerini bulmak için terimlerimizden bir tanesini kullanıyoruz. Herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Biz 1 ve 1'i kullandık. 3 ve 9'u da kullanabilirdiniz. Herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz buradan. b'nin eksi 3 eşit olduğunu bulduk ve b'yi yerine koyup bu videoda daha önce elde ettiğimiz denklemi elde ettik. Umarım bunu eğlenceli bulmuşsunuzdur.